Günaydın, hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum ve her zaman olduğu gibi bir besmele, bir de şükürle hem günümüze hem de yayınımıza başladık. Allah her birimizin işini, gücünü rast getirsin. Sabah erkenden kuzuları okula götürdüm. Geldim, hemen mutfağa girdim. Akşamdan nohut ıslamıştım. Çünkü bugün çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir arkadaşımın eşarp dükkanı açıyor. Böyle eşarplar, şallar. Gerçekten güzel bir mağaza açılışı olacak Allah'ın izniyle. Onun açılışına gideceğiz. Oraya davetliyiz bugün. O yüzden dedim ki erkenden hemen yemeği bitir, evin işini ayarla Zübeyde. Koşturuyorum sizin anlayacağınız. Bu arada o kıymetli yorumlarınız için, benim kitabıma destek olanlar için, yanımda olanlar için Allah bin kere razı olsun diyorum. O kadar mutluyum, o kadar gururluyum ki burada gerçekten çok güzel bir aile olmuşuz. İyi ki varsınız demek istiyorum. Zaten kitabın başında da sizlere teşekkür etmiştim. Biliyordum her zaman yanımda olacağınızı ve kitabın en sonunda da sizlere küçük bir sırrımı söyledim. İnşallah güzel, bol okuyuculu olur. Tek duam, tek dileğim bu. Güzel insanlara ulaşırım. Hayatta bırakacağım bir eser. Tek istediğim buydu. Rabbim bana hayalimi yaşamayı nasip etti. İnşallah sizlere de bu güzel kalbiniz için hayallerinizi yaşamayı nasip etsin diyorum. Daha oturmadım bile. Kahveyi de burada yaptım. Hem yemek yaparım hem videonun başlangıcını çekerim. Hem de sizlerle sohbet ederken içerim diye düşündüm. Siz de benim gibi misinizdir? Bir yere giderken erkenden yemeği yapıp dönünce rahat etmek istersiniz sanırım. Çünkü benim izleyicim de benim gibidir. İnanın bir yere gidiyorsunuz da şu saatte gelirim diyorsunuz, o saatte bir türlü gelemiyorsunuz. Koştur 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 bu sefer eve geliyorsunuz. Hay orayı toparlayayım, ay burayı yapayım, yok yok. En iyisi zaman varken ilk başta işi halledip ondan sonra rahat etmek. Şimdi şu nohutu ocağa atayım. Pirinci ıslamayacağım çünkü pirinci çok uzun ıslı kalacak. O yüzden onu gelince ıslarım diye düşündüm. Nasıl olsa akşam için hazırlıyorum bu yemeği. Kolaylık olur bana da. İşte bugünkü planım bu. Evin işini bitireceğim, yemeğimi ayarlayacağım, açılışa gideceğim. Açılıştan sonra Ceren'i okuldan alacağım. Derken yine bir temponun içerisinde bulacağız bakalım kendimizi. Rabbim neylerse güzel eyler diyorum. Biz hayır dualarıyla başlayalım ki günümüz hayırlı geçsin. Evet, nohutum mis gibi pişti bile. Evin içine de çok da güzel kokular serpildi. Ben üzerine kekik ekiyorum arkadaşlar. Nohut piştikten sonra deneyin, çok seveceksiniz. Tabağınızın üzerine de ekebilirsiniz. Nohutla kekiğin muhteşem bir uyumu var. Bugüne kadar denemediyseniz özellikle denemeniz için rica ediyorum. Şimdi artık üzerimi değiştirip dışarıya çıkmam lazım sanırım. Evet, hazırlandım bile ben. Ay nereye basacağımı şaşırdım yine her zaman olduğu gibi. Havada soğuk, elbise giyecektim aslında. Korktum vallahi elbise giymekten. En iyisini dedim Zübeyde kendine gel. Bu soğukta da hiç kendini üşütme. Böyle de bir risk alma. O yüzden böyle daha rahat bir şeyler seçtim. Bakalım. Gidiyoruz arkadaşımızın açılışına. Çıktım bile ben. Yalnız şu AVM'ye arabayı park edince İngiliz onu da girmeden etmeyeyim dedim. Gördüğüm güzelliğe ne demeli. Çok şık ve çok da güzel. Gold ve gümüş rengi var. Kupalar da çok güzel. Aa, benim bardağımdan. Çok güzel şeyler var. Çok güzel modeller var. Hepsi birbirinden harika. Şöyle bardakları da göstermek istiyorum. Bunlar da çok güzel. Bende de ince uzunu var hatırlarsanız eğer. Bu da çok şıkmış. Ay o fincanların gold ve gümüş olanları, kahve için olanları da var. Hem Türk kahvesi hem de Nescafe çay için olanları da ayrı ayrı yapılmış. Ay çok güzeller. Şu renklere ne demeli? Harika. Şöyle baka baka gidelim bakalım. Çay bardağı sevenler. Oo, bayağı da ağırmış. Hiçbir zaman camın modası geçmiyor gerçekten. Bunlar acaba ne içinde? Magnolia falan yapılabilir sanki bunların içerisine. Bardakların şekilleri de çok güzelmiş. Bayağı renk var.
Burası da kadınların vazgeçilmezi. Ben şimdi şu mağazayı şöyle bir rahat rahat turlayayım. Mevlesine falan bakacaktım. Size şöyle hemen göstereyim. Sonra detaylı bakarım ben. Ay bu ne soğuktu be bismillah. Bu kadar soğuk olacağını düşünmemiştim. Neyse geldim şimdi. Hemen şöyle göstereyim size de. Balonlarla falan da süslenmiş. Çok da güzel oldu. Daha önce hemen yandakini açılışına gelmiştim hatırlıyorsanız eğer. Kuaförün güzellik merkezini. Şöyle göstereyim. Daha önce şuradaki güzellik merkezinin açılışına gelmiştim. Hemen yanı da canım arkadaşım Kader'in. Şimdi artık oraya doğru ilerleyelim bakalım. Şeye de çekiyorum, YouTube'a da çekiyorum ki. Evet, şimdi biz aşağıdayız. Burası da aynada eşarplarını, şallarını tanıtacağı yer Kader'in. Kader, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim utandırmasın. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin. Seninle gurur duyuyoruz. Vallahi teşekkür ederim. Kendimiz açsak, kendimiz açsak bu kadar sevinmezdik. Bugün kendimizi mutlu edelim. Zaten dükkan sahibi tanıdık, rahat ol. Ay canım arkadaşım. Yukarıda da bize özel yer de var. Bundan sonra günleri günleri falan da buraya arada bir kaçamak yapmaya geliriz. Mutfak var mı? Anca beraber, kanca beraber. Vallahi gurur duydum. Tamam sen bak canım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Biz de çıkalım hadi yukarıya doğru. Elif kim? Ha tamam tamam. Hadi bakalım. Açılıştan şimdi çıktık. Kızlarla da vedalaştım. Koştur koştur okula geldim. Elif Ceren'imi almaya tabii ki. Ay bir kar soğuğu var ki anlatamam size. Dondum. Hemen çocuğumu alıp eve gidip şöyle kalın bir şeyler giymek istiyorum. Tam da çıkmasına yakın öyle bir denk getirdim ki ama arabayı park etmek için kaç tur attım. Tam okul çıkış saati buralarda yer bulmak imkansız oluyor. Eve geldiğimde kapının önünde beni bekleyen sürpriz. Ay nasıl mutlu olurum böyle sürprizlere de ben. Neyse beklediğim bir şey vardı hatırladım sonra ne olduğunu. Muhtemelen o geldi. Şöyle ilk önce bir çantamı atayım. Allah. Şu ayakkabılardan bir kurtulup evin içerisine gireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceren çoktan atladı bile içeriye. Ben geldim bile. Sen gir dolan. Ben kapının önünde. Şunu da alalım. Şunu alır mısın sen efendi lütfen? Yardım edelim anamıza. Nerede? Şeye asarsın. Ben de şu. Oo. Evet biliyorum benimle beraber kargo açmayı seviyorsunuz. Eşimle oğluma spor ayakkabı siparişi vermiştim. Bu sayfaya çok güveniyorum. Ürünleri çok güzel. Hatta şöyle bakın. Kumaşı, o kadar kumaşı diyorum. Derisi o kadar güzel ki aldığınız bir ayakkabıdan %100 memnun kalıyorsunuz. Ve neredeyse orijinaliyle birebir aynı arkadaşlar. Ben genellikle buradan alışveriş yapıyorum. Ve çok ama çok memnunum. Gönül rahatlığıyla da sizlere önerebilirim. Bu oğluma aldığım baba oğul olarak onlara kombin düşündüm. Bunlar isterseniz bayan da kullanabiliyorsunuz. Yani isterseniz kendinize de sipariş verebilirsiniz. Hatta ben bir ara şey düşündüm. Acaba
anne oğul mu yapsak ya da eş mi yapsam falan diye. Sonra neyse dedim, hadi baba oğul yapalım. Şimdi onlar gelince onlara da sürpriz olacak. Bu modeli çok da beğeniyordum zaten. Çok da şık duruyor ayakta. Ve işe bakın ki eşimin de ayak numarası 40. Oğlumun da ayak numarası 40. Ve ayakta yok denecek kadar hafif bir ayakkabı. O kadar hafif ki. Şöyle göstereyim. Bu ayakkabıyı alan herkes bana teşekkür edecek. Ellerine geçtiği zaman anlayacaklar ne demek istediğimi. Evet, bir de şöyle şu modeli göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok da rahat bir model. Ben daha önce buna benzer bir model almıştım. Bunu da çok sevdiğim bir yakınıma hediye edeceğim. O da çok beğenmişti çünkü. Gerçekten çok şık. Ben çok memnun kaldım. Çok da beğendim. Gönül rahatlığıyla da sizlere öneriyorum. Sayfayı bırakacağım. Tekrar yineliyorum. Gerçekten çok memnun kalacağınız bir sayfa. Orijinaliyle neredeyse birebir aynı ve fiyatları harika. Derisi gerçekten güzel. Rahatlığı 10 numara. Daha ne diyeyim ben? Yani böyle bir yer herkese nasip olmuyor bazen bulmak, güvenli alışveriş yapabilmek. Ben size gönül rahatlığıyla öneriyorum. Şimdi gelin bunu açalım. Bunu daha çok heyecanlı açalım. Evet, şimdi diğerini açtım ve hemen onu göstermek istiyorum size. Bakalım ne aldım. Tabii bunu tek elle çıkaramayacağım. Evet, açtım bile. Şöyle göstermek istiyorum. Gold detayı gerçekten çok güzel. Umduğumdan çok daha iyi geldi. Böyle şeyleri alırken mutlaka yorumları okuyorum. Öyle alıyorum. Şöyle üst tabak tam da oturuyor. Kesinlikle sallanmıyor da. Bir de bu alt tabak. Görüntü gerçekten çok güzel oldu. Çok da beğendim. Bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Çünkü fiyatı gerçekten iyiydi diğerlerine kıyasla. Ve bir de böyle tuzluk bırakmışlar. Hediye olarak gönderilmiş bunlar da. Bunlar da çok şık ve çok güzel. Porseleni falan gayet kaliteli. Teşekkür ediyorum. Tamamen Trendyol'dan alışveriş yaptım. Yanına da öyle tuzluk bırakmışlar. Tanıdığım bildiğim bir sayfa değildi. Ama dediğim gibi yorumları okudum. Geri dönüşlere baktığım için ben de memnun kaldım. O zaman gelsin sunumlar. Ben de güle güle kullanayım. Bu hediyeyi hak ettim bence. Bundan yoktu benim böyle. İhtiyacım da vardı. İnşallah kullandıkça sizlere de gösteririm. İhtiyacınız varsa da eğer link bırakırım. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Birazdan oğlumu almak için evden çıkacağım. Dedim ki hemen pilavımı da yapayım. Öyle çıkayım. Tereyağı gerçekten güzelmiş. Eşimin getirdiği tereyağı. Bir yerden sipariş verdim demişti ama güzelmiş, beğendim. Kokusu falan da güzel. Onunla yapıyorum şimdi. Evde ne arpa şehriye ne tel şehriye hiç kalmamış. Biz de öyle severiz genellikle pilavı yaparken. Azıcık vardı, artık onu ekledim. Azıcık da olsa renk versin dedim. Bu arada bazen biliyorum pilav fazla gibi geliyor gözünüze. Ben ertesi gün öğlen yemeği de yediğimiz için sabah kahvaltıyı erken yapıyoruz. Öğlen de yemek yiyoruz. O yüzden kalan yemeğimizi öğlen yiyoruz. Akşama yeni yemek yapıyorum. Bunu da buradan aydınlatmış olayım. Oğlumu aldım. Geldim bile. Tabii ben bugün bir türlü eve giremeyince eşim de çiçeğimi gönderememişti. Papatyaları çok severim bu arada. Sağ olsun okula götürmüş oğluma. Nasıl olsa annen seni almaya gelecek diye. Ve çiçeklerime kavuştum. Hiç unutmaz, Allah razı olsun diyorum. Bir çiçek yeter. Gerçekten öyle. Fazlasına gerek yok. Biz hepimiz de çok severiz gerçekten çiçekleri. Sevgililer günü bir gün değil, her gün olsun inşallah diyorum. Bu arada bugün gerçekten öyle bir tesadüf oldu ki bazen öyle denk geliyor. Arka arka kargolar geliveriyor. Vallahi bugün de öyle oldu. Hepsi bir güne sığdı. Aslında ayrı ayrı zamanlarda sipariş verilmişti. Ne zamandır bu fritözü çok merak ediyordum. Sem ev aletlerinden sipariş verdim. Çünkü Türk ve yerli malı olduğu için. Bir de çok yorumlarını okuduğumda hem fiyat olarak uygun hem de kalite olarak bir fark olmadığını gördüm. Fiyat tabii ki şu an için çok önemliydi benim için. O yüzden Sem ev aletlerinden siparişimi verdim. Çok güzel bir fritöz aldım. Yağsız fritöz. Çok az yağla ya da hiç yağla çok güzel lezzetler yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz benim eşim de zaten son günlerde diyetle alakalı da dikkat ediyor ve diyetisyen tavsiyesi üzerine de bayağı kilo vermişti çok şükür. Yeniden almaması için de
Ben de dikkat ediyorum. Tabii biz değil ama ona daha çok dikkat ediyorum. Neyse uzatmayayım. Bu ürünün evde bize çok yardımcı olacağını düşündüm. Özellikle de bana. O yüzden sipariş verdim. Şimdi şöyle açalım bakalım. Hem de size üründen bahsetmek istiyorum. Nasıl kullanılır? Ürün ne işe yarar? Detaylı bir bilgi vereyim. İhtiyacınız varsa siz de benimle beraber bakarsınız. Ceren çoktan incelemeye başladı bile. Burada yazılar yazıyor ya, bunu da. Evet, ürünümüzü açtık sizinle beraber. Gördüğünüz gibi kargo ve paketleme gerçekten çok itinalı ve çok güzeldi. Bir kere bunun için teşekkür etmek istiyorum. Ve ürünle alakalı hemen şöyle kısaca bilgilendirmek istiyorum sizleri de. Zaten 5 litre bir ürün. Üstelik yerli üretim, turbo fonksiyonlu, hava ile pişirme sağlayan bir fritöz yağ eklemiyoruz. Yani yağsız pişirme yapacağız. Bu gerçekten çok güzel. Sadece evde yaptığınız patateslerde isterseniz dışarıda şöyle bir harmanlarken çok az bir şey yağ ekleyebilirsiniz ama fritözün içine kesinlikle yağ eklemeyeceğiz. Şurada pişirme dereceleri var. Tabii neyi kaç derecede pişireceğimize dair de küçük bir kitapçığı var. Her şey çok özenli ve çok itinalı düşünülmüş. Bu benim çok hoşuma gitti. Neler yapıyor bakar mısınız? Yapmadığı şey yokmuş. Hemen ilk denemelerde bir şeyler hazırlayacağız sizinle beraber inşallah. Bayağı güzel özellikleri var. Neyi, nasıl, kaç derecede pişireceğimiz de zaten bu kitapçıkta güzelce detaylı bir şekilde de anlatmış. Vallahi bir de güzel tarif vermiş. Kestane bile var, bakar mısınız? Patlıcan, biber, aklınıza ne geliyorsa her şeyi pişirebiliyor. Balık, pizza, daha ne sayayım ki, tavuk, et, her şey var. Ben özellikle biliyorsunuz zaten söylemiştim, eşim için de istediğim bir üründü ve daha az yağlı yemekler yapmak için bu ürünü tercih ettim. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Allah bismillah. Şöyle bakın, buradan ayrılıyor. Zaten şimdi hemen bunları bir güzel yıkayacağım. Bu iki ürün bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bunu da deterjanlı suyla bir güzel silebilirsiniz. İkisini de bulaşık makinesine atabilirsiniz bu iki ürünü. Şöyle içerisine ne yapmak istiyorsak ekliyoruz. Burada da söylediğim gibi dereceler var. Ayarlayacağız. Işığı da zaten kendini çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Bazen ışık sönebiliyormuş. Ortam ısısına göre de değişiyormuş yani. O yüzden hiç merak etmeyin. Servis garantileri var. Türkiye'nin her yerinde 81 ilde servis garantileri olan, üstelik yerli sermaye olduğu için de ben özellikle tercih ettim. Kendi ülkemiz kazansın. Yoksa buna benzeyen çok da fazla ürün var aslına bakarsanız ama Türkiye'miz kazansın. Aldığımız her şey burada kalsın istiyorum. Mikser, rondo, bir sürü şey yapıyorlar. Yani sadece fritöz değil. Sam Air Cook markası birçok üründe de artık kendi fabrikalarında çok da güzel ürünler çıkartıyorlar. Ben araştırdım ve memnun kaldım. Birçok arkadaşım da almıştı zaten. Onlardan da gördükten sonra kesinlikle almam gerektiğini düşündüm. Birçok markaya göre söylediğim gibi bu ürünü tercih etme sebebim yerli sermaye olmasıydı. Şimdi o zaman ben hemen ürünü bir güzel yıkayacağım ve güzel... Evet, hemen yıkadım. Şöyle güzelce de kurulayıp... Bugün patatesle köfte yapacaktım. O kadar iyi oldu ki inanın. Hemen şimdi 2 dakikada yaparız. Üstelik kısa sürede oluyor. Ve söylediğim gibi yağ sıçratma olayınız olmayacak artık. Daha rahat olacak. Kokusu da aynı normal yaptığınız kokular gibi. Arkada havalandırma yeri var. Oradan kokusu çıkacak ve sizi de rahatsız etmeyecek.
elektrik tasarrufu konusuna da girersek eğer, elektrik tasarrufunda da inanın çok büyük bir şey fark etmiyormuş. Onu da öğrendim. Bütün detayları söyledim ya, iyice inceledim. Çok minimum seviyede bir elektrik yakacak. Allah'ın izniyle inşallah alanlarda ben de memnun ayrılacağız. Şimdi hemen ilk önce köftelerimizi mi kızartsak, patateslerimizi mi kızartsam, ona karar vermeliyim. Şimdi 200 dereceye ayarladım ve 20 dakika seçeneğini seçtim. Çünkü öyle yazıyordu. Hiçbir şekilde yağ eklemedim. Hemen buzuyla beraber patateslerimi, donmuş patateslerimi içerisine aldım. Ve çalışmaya başladı. Bakın sesi sadece bu kadar. Arada bir açıp şöyle bir karıştıracağım. Sonra pişmeye devam edecek. Gerçekten sesi de çok az. Havalandırma olarak da gayet iyi. Evet, şöyle aynı söylediği gibi çıkarttım ve şöyle bir güzel alt üst olacak şekilde karıştırdım. Tekrar gönderiyorum. Zaten neredeyse pişmiş bence. Şöyle 1-2 dakikacık daha olsun. Sonra alırım. Evet, şimdi köfteleri attım ama hemen şöyle geri çıkarttım. Bir 3 dakika sonra arkası önü de iyice her tarafı güzelce pişsin diye bir alt üst etmek gerekiyormuş. Ona dikkat ediyorum. Köfteyi yaparken kullandığım yağ, yani köftenin içindeki kendi kıymanın yağı bu. Ben hiçbir şekilde başka hiçbir şey eklemedim. Şöyle bir çevireyim. Her tarafı da eşit bir şekilde pişsin bakalım. Yeniden gönderiyorum. Tadatatam, hazırız. Güzel bir sunum tabağı yaptım bile ben çabuktan. Bize afiyet şifalar olsun diyorum. Sizlere de gönül rahatlığıyla tabii ki tavsiye edebilirim artık. Çünkü denedim, kullandım. Ben zaten deneyip kullananlarla da görüşüp memnuniyetlerini de görmüştüm. Aslında başka markalara da baktım. Gerçekten fiyatları çok yüksekti. Sonra baktım, hem Türk markası dedim hem de aynı işi yapıyor. Daha uygun fiyatlı, neden almayayım dedim ve o yüzden tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim diyorum. Yanıltmadı beni. Şimdi güzel bir akşam yemeği yiyebiliriz. Sizlere de tabii ki gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Yemekten hemen sonra mutfağı da toparladım. Şöyle cihazı yıkayayım derken bütün bulaşığı yıkayıverdim elimde. Zaten tencereleri ben hiç makineye atmam. Hazır, hepsini de bir güzel çıkarttım, yıkadım. Mis gibi oldu. Neyse, birazdan da kurulayıp kaldırırım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kitabımı alanlara ayrıca çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Allah razı olsun. İnşallah ne hayal kuruyorsanız hepsi gerçekleşsin diyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın Allah kısmet ederse bir arkadaşıma uğrayacağım. Evinde de ufak tefek değişiklikler yapmışlardı. Daha önce de gittim, biliyorsunuz zaten. İnşallah zaman bulursam orayı da çekerim size. Fikir olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşmak üzere diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.